Star Trek 4. Sezon 13. Bölüm. Devil's Due. Şeytanın oyunları. Şeytanın Duesu. Hmm. Ya evet. <laughs> e, aslında klasik bir... E, yine büyük güç bölümü gibi başlayan. Hep aklıma şey geliyor bu bölümler geldiğinde. Tabii ki herkesin aklına önce Q geliyor ama benim aklıma bu o yaşlı Tabii. dayı geliyor. Böyle hmm. dünyaları, evrenleri yok eden yaşlı dayı karısı için neler yapmaz bölümündeki... İnanılmaz güçlü insan geliyor aklıma. İnsan değil, Hı -hı. işte alien. Burada durum biraz daha farklı. Ee, medeniyetimizin adı neydi hemen de söyleyeceğim. Ventax'ta. Ventax'taki bilim istasyonunda bir gün bir kargaşa çıkıyor. insanlar ayaklanıyor. İyi, i̇smi yok da, öldürme isimler bu arada. Aynen aslında. aynen. <laughs> <laughs> Ventax'la canım Ventax'la Ventax'la canım Ventax'la okay. <laughs> Ventax, Gentax diye gidiyoruz yani artık orada biraz sallamışlar. Burada da insanlar ayaklanıyor çünkü diyorlar ki kıyamet geliyor işte şeytan gelecek bizi çok kötü yapacak Ardra efsanesinden bahsedilmiş bin yıl boyunca ve Ardra'nın geleceğine dair bütün alametlerde meydana geliyor diye insanlar delirip üste saldırıyorlar. Tabii ki hemen Enterprise'ı çağırıyor Doktor Clark aman abi yardım edin ocağınıza düştük diye sonra anlıyorlar ki işleri öyle değil. Ortaya çıkan şu ki Gezegendeki insanlara yöneticisi bin yıl önce bir e, Ardra diye bir farklı evrenlerde de farklı gezegenlerde farklı sistemlerde farklı isimlerle anılan kendinde şeytan olarak tanımlayan bizim bildiğimiz adıyla birisiyle anlaşma yapmış bin sene size refah getireceğim e, size işte su getireceğim mutluluk getireceğim çok eğleneceksiniz demiş ama bin sene sonra sizi gelir kölem yaparım Sözleşmeyi de yapmış gitmiş ve bin sene sonra geliyor. Tabi bölüm e, biraz böyle çok basitinden din eleştirisi gibi dursa da alttan alta bir ton yine e, güzel eleştiriler içeren bir bölüm olmuş. Ben bayağı beğendim. Bilmiyorum sen ne diyeceksin? Yo öyle öyle. Yani şey birazcık şeye bağlanıyor aslında bölüm kafa olarak. Bu birkaç bölüm önce konuşmuştuk ya Picard, Troy ve <laughs> Riker işte hani şeyi gözlem gözlemlerken vulkanlara benzeyen bir ırkı gözlemlerken hmm. yanlışlıkla yakalanıyorlar. Evet. Yakalanıp Picard teleport ediyor oranın yöneticisine. Bak diyor biz de sizin gibi insanız falan. Kadın bir bakıyor ay diye ölüyü diritiyorlar, kolları iyileştiriyorlar, düşmüş <laughs> açıyorlar falan. Ya bunlar tanrıdır, Allah'tır falan diye geri gidiyordu kadın. Picard evet. da izah edemiyordu bak biz değiliz diye. Aslında tam işte onun tersi bir bölüm bu bölüm. Yani evet senin dediğin gibi biz de çok alışmışız. Q var işte senin dediğin gibi o işte yaşlı amca var. Daha da bir takım Galaksinin ortasında surat çıkıyordu bir seferinde hatırlarsan, evet. okuyordu böyle ne yapıyorsunuz falan diye. Yani böyle aşırı güçlü yaratıklar <laughs> görmeye çok alışmışız. Ee, yine bu sefer bu seferki iddialı ben diyor, şeytanım diyor baya. Ee, hatta Klingonlara diyor, Klingonlardaki şeytan da benim diyor hani. Hepsindeki şeytan benim. Ee, <laughs> Hepsi benim. Hı. Yani Ben bütün şeytan şeytan benim. diye Bütün mitolojilerde şeytan diye geçen kişi benim diyor. Ee, Doktor Hu'nun böyle bir bölümü vardır bir gün şeytanla hmm. hesapta karşılaştı. O ilginç baya. Yani o, o, bölümü getirdi biraz aklıma. Tabi bu bölüm hiç o şekilde ilerlemiyor. Aslında biraz daha yine bir mahkeme sahnesi. İşte Picard hiç inanmıyor bu arada. Herkes bir noktada lan diyor acaba bu şeytan mı hakikaten? Çünkü neler gördük yani anısız Normal <laughs> değil ki. O ee... Oğlum uzayda bir anda giderken bir ışık yüzmesi geliyor o da seni yok edebiliyor falan. <laughs> Bunları da yaşadık yani. Hı <laughs> O yüzden ee, ne olacağı belli olmaz. Data'dan küçük oyunculuklar. Bölümün başında Charles Dickens'dan bu Ebenezer Scrooge'un karakteri işte Christmas Carol vardır ya meşhur evet. üç, üç, e, geçmişin geleceğin ve şimdinin Christmas Ghost'ları ziyaret eder bunları. Bizim memleketimizde hiç olmayan ama niyeyse Amerika'da İngiltere'de aşırı popüler olan bir yılbaşı hikayesi. Hep filmi falan çekilir. Evet Buna değinmek Oradan lazım başlayıp, aslında. Oradan başlıyor. Aha. Data'nın yine e, bu sırada korkuyu yaşama üzerine bir Hı -hı. Gelişim hikayesine bağlanıyor ve harbiden çok iyi oyunculuk yapıyor. Hatta Picard'da da oyunculuk üzerine işte konuşuyorlar. Ben eski oyuncuları inceledim. Metot hı -hı. oyunculuğunu kendime örnek aldım falan. Picard'da diyor ki Kral sen oyunculuk örnek almayacaksın. Sen kendi gelişimin için kendi doğaçlamayı öğrenmen lazım. Böyle hı -hı. tabii ki anlamıyor. <laughs> Konuyu pek çözemiyor da. Ama korkudan bağlandığı yer ise çok iyi bölüm üzerinde. Hı hı. Tabii. E çünkü sonradan bölümün devamında ise işte şeytanın ortaya çıkmasıyla beraber hani korku evet. mantığı e, daha iyi işleniyor. E, tabii çok ilginç şey, şey mantığı çok ilginç. Yani ben size 100 sene barış vaat ettim. Bin. Al işte 100 sene barış hmm. oldu. 1000 sene miydi? Ha, bin, bin. 1000 sene barış vaat ettim. Al 1000 sene barış oldu. E şimdi şeytana borcunuzu ödeyeceksiniz. Orada şey de çok ilginç yani. Başbakan da şey ya. Abi verelim borcumuzu bak. Hakikaten bin <laughs> sene barış oldu. Allah. Yalan söylemiyor falan. Hani şey ilginç yani Kapatalım devlet mesela. de verecek kendini ya. Yani. devlet okey yani başbakan seviyesinde okeyler vermeye dükkanı yani. de dair ilginç değil mi bin sene önce inanılmaz bilimde ileri gitmiş yani coşmuş durumda hani bizim tabi biraz insanlık tarihiyle de burada dördüncü sezon özellikle bu onuncu bölümden sonrası birazcık böyle eski insanlık tarihiyle paralelikleri çok içermeye başlıyor. Yine first contact bölümünde konuşacağız bu sezonun orada da aynı mantık var. Burada da işte hani hep Atlantis Mu hikayesi anlatır. İnsanlık bilimde çok ileri gitti. Tabi bu hı hı. şu an komple ileriye giden bir kanıtı yok elimizde ama işte bilimde çok ileri gider sonra o kadar ileri gider ki mutsuz olmaya başlar kendine zarar verir. İç çatışmalar çıkar ve mutlu olmak için aslında özüne dönmelidir, toprağa dönmelidir. İşte bu da manevi taraftan bağlanması işte dine dönmelidir falan gibi. Burada da aynı mantık var aslında bilimde çok ileri gitmişler. Ventax'lar o kadar kötü isimlerine rağmen. Sonra demişler ki biz artık huzur istiyoruz. Ne yapalım abi siz tarıma dönün diyen biri gelmiş ve anlaşma yapmış. <laughs> Çok tanıdık geldi yine yani. E, tabii canım yani bilmiyorum şey gibi de değil. Yani aslında biraz şeyi eleştiriyor bence bu bölüm. Burada hani bölümün sonunda da konuşalım arkadaşlar. Şeytan çıkmıyor Ardrap. Ee, Dolandırıcı. Orada e, gizli bir uzay aracı varmış ve aslında Enterprise'in kullandığı teknolojiler çok yakın. Bir tane de cloaking teknoloji ayrıca Romulanlardan çaldı. Onları kullanıp onların kombosuyla çok iyi bir an arkada bir grup teknisyen Ardra'nın işte mucize olarak gerçekleştirdiği şeyleri gerçekleştiriyormuş. Ee, sonra Picard La da aynılarını yapmak için bir süre veriyor. Mahkeme sahnesinde Ardra'nın yaptığı bütün mucizeleri bir anda Picard da gösteriyor. Yine işte, mahkeme sahnesi. <laughs> tabii. Bakın diyor yeri de salladım. Bakın diyor Şeklimi de değiştirdim. Hatta Ardran'ın bilgisayarına bağlanmışlar. İşte oradaki datayı falan kullanıyor Picard. Bu da birazcık işte klasik şey yani Arthur C. Clarke'ın laf vardır ya yeterince gelişmiş teknoloji insanlara büyü olarak gözükecektir diye. Evet. O işte hani Picard... Ya işte şey orada çok ilginç. Picard birkaç bölüm önce vallahi Allah diyeceğiz falan diye birilerini ikna etmeye çalışırken <laughs> burada şeytan kılığına girmiş karakterin bir tanesi. Ben vallahi şeytanım falan. Ama bak nasıl ikna ediyor kendisinden daha düşük bir kültürü. Picard da aynı taktiği kullanana kadar hiç inanmıyorlar. Yani... Bu bölümdeki bu Picard'ın inatçı skeptisizmi, inancı sorgulayan adam olması inatçı bir şekilde o benim çok hoşuma gidiyor. E, çünkü bölümde hiç, hiç 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 ipucu vermiyor bu arada he. Yani şöyle. İşte mesela böyle bölümler yazılırken şey olur ya bazen. Mesela e, bütün karakterler "Oha" falan der. Karakterlerden bir tanesi öyle bir sırada bir, bir çıtırtı görür, gılıç görür bir şey ha, görür, lan der, bir şey var filan. Bir ipucu verir. Bu bölüm hiç ipucu vermiyor bu bu bölüm senaryo boyunca? Picard sadece inatçı bir şey olduğu için, sorgulayan bir adam olduğu için e, ve bir de herhalde şeytanla karşılaşacakları fikrine hiç inanmadığı için ya aslında biraz da inançsız bir adam olduğu için bir noktada. Daha doğrusu aslında belki inançlı bir adam da olabilir. Yine Batı şeytan yok. da böyle kapıdan girip içeriye girecek hali yok ya şimdi iki türlüsü var. İnançsız biri ise der ki lan ne şeytanı? İnançlı biri ise de derdi ki der ki ulan Allah'ın yarattığı şeytan. Kapıdan girip de hoppa ben gezegeni almaya geldim demez ki onun işi ruhlarla bilmem nelerle falan yani Maneye aslında yaptı, iki türlü de ha, aynen, anladın mı? iki türlü de insan kültürü için kapıdan girip de alacağımı almaya geldim diyen şeytan Samanyolu TV'de sadece görülebilen bir karakter biliyorsun ama. <laughs> 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 yeşil yeşil perde de gözükemeyecek. <laughs> aynen öyle. Ve buradaki Ardran'ın da tümüyle yeşil Samanyolu TV teknikleriyle işte şeytan olması zaten. Yeşil yeşil böyle kostümlü adamlar var değil mi? Arkadan evet. böyle yüze, yüze ediyorlar. Çekiyor böyle itiyorlar falan. Sallıyorlar. Böyle. oğlum, oğlum çok kötü. Baba falan. Neyse. Bilmeyenler için Samanyolu TV özel efektleri unutuyor falan diye aratırsanız. Evet, çıkar direkt. O muazzam bölümü de izleyebilirsiniz. Yani neticede Picard Ardran'ın gösterdiği bütün... Ee, Mucizeleri gösterince bir anda başbakan başbakanlığını hatırlıyor. Tutun bu kadını falan diyor böyle. Bu tutuyorlar götürüyorlar kadını ha. Evet direkt paketlediler yani. Bu kadar basit bir şey. ama orada Picard'ın bir şeyi daha var. Onu da söylemek lazım. Picard diyor ki ya siz bu bin sene ne yaptınız diyor. İşte şunu yaptık. Ya, evet, Şu, asıl çok... konu o aynen abi. Çok aynen. doğru bir yere geldin. Çok iyi yapmışsınız. Peki siz bunu yaparken Arda burada mıydı? Böyle düşünüyorum. Yok. Peki başka ne yaptınız? Şunları şunları yaptık. E tamam işte çok iyi yapmışsınız. Peki siz bunları yaparken Ardra burada mıydı? Hmm. Yok. <laughs> Bak bütün medeniyetler oturduk barış imzaladık. Ardra var mıydı? Yoktu. Bütün medeniyetler toplandık gezegenimiz pislik içerisinde gezegenimizi temizledik, çözdük, toparladık. E peki Ardra yanınızda mıydı? Değildi. E siz yapmışsınız bütün bunları. Ama işte şeytan yapın dedi diye yaptık. Ya kardeşim siz kendiniz yapmışsınız. Yani aslında şey çok ilginç burada biraz sanki biraz şey eleştirisi var. Yani insan ya yani şöyle işte aslında dinle alakalı bir konu. Tabii kişinin çok inancına bağlı ama işte şimdi şey adam var ya alıyor eline iPhone'u ulan diyor Allah olmasa şu iPhone yapılabilir mi diyor mesela. Yani, şimdi Bir böyle şu, bir adam var. Şu kalem falan diye çıkıyorlar. He, kalemi <laughs> gösteriyor falan <laughs> falan. Bir de öte yandan da şey adam var. Ulan şu iPhone'u bile biz yaptık. Demek ki Allah yok diyen adam var. Ben mesela hep bunu biraz bunun tümüyle konudan alakasız bulurum. Yani şöyle hani iPhone'u yaptıysa insan yaptı. E yarattıysa da insanı Allah yarattı. Hani aslında bu hiçbir şeye bağlam bağlamıyor. Yani yarattı ya da yaratmadı da direkt iPhone'u vermiyor ki Allah. Yani, yani anladın mı? Buradaki <laughs> asıl konsepti o. Yani Adria'yla İsa'nın söylüyor. Bu galaksideki varlık geldi. Size barış yapacaksınız dedi. Siz de barış yaptınız. Tamam da barışı siz yaptınız. Hani şey yapmamış ki böyle elinin bir çakmayla böyle bombaları yok edip bir çakmayla böyle işte dünyayı düzeltmemiş yani. Hmm. Bütün işi yapan insan ama ekmeği yemeye bin yıl sonra bir tane karakter geliyor. Gezegen benim yalnız ha falan diyor. <laughs> Picard'ın bence burada itiraz ettiği ve asıl bence bizim dünyamızla alakalı yapılan buradaki eleştiri ve kıps tam bu noktada. Yani mucizelerin bir kısmını biz gerçekleştiriyoruz. Şey de güzel işte burada. Biraz alttan alta bence kapitalizme de kesiştiriyorlar. Aslında <laughs> telefon örneği iyi oldu oradan. Sen yapmıyorsun ama işte senin yapabilmen için... Bütün şartları sana başkası sağlıyor. Hı hı. Ama ondan sonra gelip üstüne konuyor ve seni de diyor ki sen şimdi bana bunları daha ucuza yapacaksın. Hı hı. Hatta devamlı yapacaksın. Artık kaçarın yok. Yani aslında Türkiye'nin şu an çok yaşadığı benzer durum böyle bir süreç ekonomi tarafında da ya. Ya o yüzden e, böyle bilmiyorum hedefli mi yaptılar hani dini bir anlatı üzerinden gidiyor daha çok ama belki de hedeftir böyle alttan bir kesişiyor hafif. Eee... <laughs> Yani tabii Ardıran'ın neticede dolandırıcı çıkıyor olması belki... evet <laughs> işte bir de var. Yani şimdi dolandırıcı çıktığı için belki de kapitalizm veyahut da IMF falan diyebiliriz Ardıran'a bu noktada ama... yok <laughs> hani o tarz bir kıps ben görmedim. Ama evet hani gelip de Aa, hayırlı olsun burada kar etmişsiniz bizim burada bir payımız yok mu? Yani ya şeytan der ya da kapitalist sistemin çıkarttığı sonuçlardan bir tanesi der tabii <laughs> ki ama... hani tam o noktada bir eleştiri topu varsa da ellerinde vurmuyorlar. Benim gördüğüm biraz daha şeye vurgu burada. Yani biz insanlar olarak bir sürü şey başardık. Bunların yaratıcıyla ilgisi yok. Yaratıcıyla ilgisi yok, ilgisi yok derken ki mesela kimi insan şey der ya işte. Ya arkadaş iPhone'u biz yaptık ama hani iPhone'u yapacak zekayı da bize Allah verdi der. Evet. Kimi öyle bakar. Kimi der ki lan ne alakası var Allah'la der. Kimi der ki ya, bu telefonu bize Allah verdi der. Yani insanların da inanma şekilleri o kadar saçmalaşabiliyor ki. Yani kimi insan kendi başarısını başkasına atfeder. Kimi insan hiç atfetmez. Kimi insan süreçten tebrik eder. Ee, Picard burada şeyi hatırlatıyor aslında koca bir gezegene. Oğlum saçmalamayın lan bin senelik. Bin sene ha. Daha federasyonda <laughs> yok bin senelik barış ve yok. şey bu arada yani. Hani ha öte yandan işte orada şeyin tartışması da yapılabilir. Neticede şeytan korkusuyla yapmış da olabilirler. Korku çok büyük bir motivasyon ya. İşte, işte Ebenezer Scorch muhabbetine bağladıkları yer de orası yani. Aynen korkuyla yapmak. Zaten sıkıntı o. Ya bunun işte insanın zihni çok tuhaf ya. Yani insanın zihinsel gelişimi bunu bayağı kurcalıyor Star Trek. Hatta şeyden de girmeye çalışıyor burada. Ardrey oradan hani korku değil de Picard'a ulaşmaya çalışıyor ya. Hemen böyle Hı. seksten bağlamaya çalışıyor işte insan bir erkek işte oradan bunu yakalıyor ama Picard'ı tanımadığı belli yani. ki Picard'ı anca o kadar ileri götürebilen sadece o zihnine girip o sanırım o da ilk sezondaydı bir tane yine ışık gelip bunların zihnine girip e, sarhoş edip herkesi seviştiriyorlar diyor bölümde. Bir... İkinci bölüm abi ya ikinci Naked bölüm N <gülüyor> 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 Yürü, Naked Now. ne ne gezegende çıp ha pardon evet. doğru doğru o diğeriydi o dokuz falandı galiba tamam doğru aynı ikinci bölüm yani data, data ilk seksini yaşıyordu filan hemen evet evet ki galiba bu sezon yine data bir duygusal ilişki yaşayacak daha ileriki bölümlerde tabi ee, ya biraz işte korkuyu, e, pişmanlıklar ya da böyle daha duygusal şeyleri hormonları tetikleyerek de yaratmaya çalışmış. Az akıllı bu arada. Hani zaten akıllı olmazsa dolandıramazdı. Akıllı bir dolandırıcı kendisi. Ama işte günün sonunda dediğin konu doğru ya. Yani bunu korkuyla mı yaptı? Tam onlar yaptı ama zihinsel olarak bunu korkuyla mı yaptı? İşte Data da bunu anlamaya çalışıyor. Yani korkarsam ne yaparım? Hı -hı. Onu bilmiyor ve onun için çok iyi bir örnek oluyor aslında burada olanlar. E, bu bölümün sonunda da böyle tam Ardra'yı götürürken Ardra'nın dönüp böyle bir şeytan karakterini işte pikarda tekrar görüşmek üzere kıpıs filan yaptı bir <laughs> an var. Evet. Orada böyle şey dedim. Aa dedim ulan şey mi çıkacak hani aslında hakikaten şeytanmış da hani yakalanmaya izin vermiş hani bir test yapmış bunlar falan gibi alemi... bir mı çıkacak? Hani son sahnede küçücük bir mucize daha mı gösterecek? Olur ya bazen öyle benim evet. sefer bir şey bir mucize ya öyle götürüyorlar sonra. <laughs> Belki farsha bilmem bir şey yapar ileride. <laughs> yani nitelikli dolandırıcı çıkıyor bence sadece o son sahnede. <laughs> Düz dolandırıcıdan daha nitelikli. <gülüyor> dolandırıcı. <gülüyor> Ama ve yine sonuçta mühendislerin yardımıyla teknolojinin yardımıyla konuyu okay. çözüyorlar. Okey var mı ekleyeceğim başka bir şey bu elime. Yo yo ben ben çok güzel bir temayı çok güzel işlediklerini düşünüyorum açıkçası. Aynen hem bilim tarafından hem de maneviyat tarafından gerçekten iyi işlenmiş bir bölüm. Dördüncü sezon 13 bölüm Devil's Due. Bir sonraki bölümde dört on de yine atlayacağız ve dört on olan First Contact'i konuşacağız o bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Haydi görüşürüz. Bay bay.